peki vücutta kaşıntı neden olur hocam? Ya kaşıntı çok fazla sebebi olan bir durum. İç etkenler olabilir, dış etkenler olabilir. Kullandığımız herhangi bir temizlik malzemesi veyahut da ortamdaki kirlilik, toz, bunların hepsi etkileyebilir. Bir de yaşlılarda özellikle kışın gördüğümüz yaşlılık kaşıntıları var. Onlar da cildin yeterince nemlenmemesine bağlı gelişen kuruluktan olan kaşıntılar. Banyoda eğer cildimiz çok kuruysa kışın çok uzun saatler boyunca yıkanmamak lazım. Ve cildimizi temizlerken daha böyle cildi nemlendirici ürünleri tercih etmek lazım. En basitinden mesela bebe şampuanları kullanılabilir. Cildi kurutmayan ürünler tercih edilebilir. Ve mutlaka banyo sonrasında da cildin nemlendirilmesi gerekir. Bu şekilde o cildin kuruluğundan gelişmiş olan kaşıntılardan kurtulmak söz konusu. Ama onun dışında inat eden kaşıntılarda tahlilleri yapıp iç kısımlarda herhangi bir buna sebep olacak bir durum var mı diye bakmak gerekir. Onun dışında bazen gıdalar kaşıntıya sebep olabiliyor. Bazen bilinçsiz kullanılan ilaçlar, kremler sebep olabiliyor. Onların haricinde de başka sebepten olan mesela ağır hastalıklar olabilir. Kaşıntı yaratabiliyor. İşte dışarıdan aldığımız herhangi bir vücudumuza sürdüğümüz losyondur, şampuandır. Bunlar herkes için geçerli olmayabilir. Bizde öyle bir şey vardır. Ben bir krem sürdüm geçti. Hani sen de sür. Evet. Onlardan sonra mesela alerjik reaksiyonlar başlayabiliyor. Kaşıntılara yol açabiliyor. Stresler yine kaşıntıyı arttırabilir. Günlük stresler. Onları etkileyebilir. Yani kaşıntıda bayağı bir araştırmamız gerekiyor hastaları. Şimdi son dönemde uyuzlar var. Onlar da kaşıntı oluyor. Bayağı bir uyuzlarla uğraşıyoruz. Onlara bakıyoruz.